Herkese merhaba sevgili izleyicilerim. Ben Canan Bektik. Bir Yaşamak Sanattır programında daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Evet, Access'le ilgili çok konuşuyoruz. Her hafta anlatıyoruz. Biliyoruz ki Access diğer tekniklerden ne kadar farklı. Konuklarım da bunu zaten kendileri söylüyorlar. Daha farklı, daha kolay, daha etkili olduğunu söylüyorlar. Evet, çünkü neden? Bizim kendimizin varoluşundan hareket ediyor Access. Varlığımızdan hareket ediyor. Ve varlığımızdan hareket ettiği için kendi gücümüzü ortaya çıkartıyor. Ve farkındalığımız daha çok büyüyor bu güç ortaya çıktığında. Farkındalık büyüdükçe kendi iç gücümüz daha çok ortaya çıkıyor. Böylelikle bir spiral döngü halinde bir kuantum sıçrama yaşıyoruz. Tabii ki o yüzden çok daha pratik, çok daha güçlü, etkili oluyor hayatımız için. Ve nerede sıkışıklık yaşıyoruz, hayatımızın hangi alanlarında, onları değiştiriyor ve o alanları açıyor, olasılıkları hayatımıza getiriyor. Ve bizler sadece soru ve seçim yaparak, sadece seçerek ve soru sorarak hayatımızı değiştirmeye ve istediğimiz gibi yaratmaya başlıyoruz. Hayatımızı oluşturmaya başlıyoruz. Evet, bugünkü çok değerli konuğum, kendisi de Access'i hayatına alıp, kendi hayatını değiştirmeye başlayıp, Access'i çok seven, çok sevgili Rana Babek bizlerle birlikte. Bakalım, heyecanla kendisine sorularımı yönlendiriyorum. Bize neler anlatacak? Hoş geldiniz Rana. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Bize kendinizi tanıtır mısınız lütfen? İzleyicilerimiz sizi tanısın. İzleyicileri tanıtayım kendimi. Ben Güzel Sanatlar Fakültesi'nin tekstil bölümünü bitirdim. Uzun yıllar tekstille uğraştım. 2011 yılından itibaren spiritüel konularda ilgilenmeye başladım. Birçok eğitim aldım. Regresyon terapistliği yaptım. Yaşam koçluğu yaptım bir sürü dallarda. Fakat en son Access hayatıma girdi. Access'i 1,5-2 senedir duyuyordum. Fakat nedense bir türlü hani birisi bana böyle bir şey seçmem gerektiğini hatırlatmadı herhalde. İçimdeki ses de belki de biliyordu ama zamanımı diyordu, onu da bilemedim. Ve seçtim. Bir arkadaşımın ilk Access'i almasıyla Ankara'da bana anlattığında dedim ki harika bir şey. İnanın o kadar keyiflendirdi ki beni. Tamam ben de alıyorum dedim. Ve hiç unutmuyorum. 15 Temmuz'da ilk Access eğitimimi aldım. Çok güzel. Hayırlı olsun. Ve hayatıma keyifle geldi. Eğitmenlik yolunda ilerlemeyi seçtim. Bir ay içerisinde 3 Access'i tamamlayarak eğitmen oldum. Eğitmen oldunuz. Çok güzel. Ve Access benim hayatımda böyle bir değişim yaptı. Ve çok keyifli hissettirdi bana. En çok hoşuma giden, ben zaten neşeli bir insanım. Çok gülen bir insanım. Ama daha da çok güldürmesi. Evet. İnsanlara anlatırken o benim içimdeki coşkuyu size anlatamam. Ve karşımdaki insanlar da gülmeye başlıyorlar. Evet, evet. Hele ki hani mantralarımız var, temizleme cümlelerimiz var ya. Onları söylerken o kadar keyifli geliyor ki insanlara. Bana diyorlar ki sana bir şey olmuş. Evet bana bir şey oldu. Access hayatıma dokundu. Değil mi? Evet. Ve eğlence ortaya çıktı. Eğlence ortaya çıktı. Evet, evet. Keyifle bakışım daha iyi ortaya çıktı. Evet. Hayata gülerek bakmak benim içimde daha da farklı oluştu. Evet. Bir şey mi içiyorsun? Bir hap mı kullanıyorsun? Aynen, neden bu kadar mutlusun? Aynen. Çoğu arkadaşım hani senin bu yolda ilerlediğinde enerjini çok iyi hissediyorduk ama bu sana çok iyi geldi. Sen çok değiştin diyorlar. Çok güzel. Evet, ben değiştim. Daha da iyi oldu. Evet. Daha da keyifli oldu hayatım. Bundan daha iyi nasıl olur? O zaman çok farklı bir mesleğiniz var. Bu yaptığınız işi biraz anlatır mısınız? Regresyon, geçmiş hayatlardan gelen, atalardan getirdiğimiz kalıplarla ilgili, blokajlarla ilgili bilinçaltına inerek yaptığım bir çalışma. 2 saate yakın süren bir çalışma. Ben bunu meleklerle yapıyorum. Melek kanallığıyla yapıyorum. Onun haricinde regresyonuma yardımcı olması için hipnoz ve hipnoterapi eğitimlerini aldım. Paul Arendt'tan. Ve bunu tamamladıktan sonra 4 senedir regresyon üzerine çalışıyorum. Aşağı yukarı 2500 kişiye yakın insanla çalıştım şimdiye kadar.
Çoğu yolda karşılaştığımız zaman hayatlarına bir sürü bir şeylerin girdiğini, değişikliklerin olduğunu söylediklerinde bu beni gerçekten çok mutlu etti. Şimdi aynı şeyi Access'le yapmaya başladım. Farkı ne onlardan? Çünkü biz bunu çok değerli buluyorum. Böyle bir daha mı pratik? Daha pratik. Evet, regresyon çok yoğun bir çalışma. Bir sürü şey daha yoğun bir çalışma. Daha enerjisel olarak farklı boyutlarla inerek çalışma yaptığımızda, meleklerle çalışma yaptığımda kişilerin evet bilinçaltı açıldığında çok dönüşümler oluyor. Bu atalardan getirdiğimiz kayıtlarla ilgili. Access'te bunu daha kolaylıkla yapıyoruz. Çünkü hani her kimden satın aldıysak deyip sevgiyle temizleme cümlesiyle bıraktığımızda daha kolay dönüşüyor. Evet. Ve bir de Access'i yapmak... yok orada. Yıkıp yaratımını iptal ediyoruz. Evet. Yani daha kolay değişmesini evet, dilediğimde, güzel. Seçtiğimde gerçekten evet. Bu kolaylıkla oluyor. En azından kişiye bar seansını yaptığımda bar seansı bittikten sonra bana ne yaptın diyen çok değil danışanım mi? Var. Değil mi? Ne kadar çok hafif keyifli ve hafif hisseden danışanım evet. Var. Uykuya dalıp da sanki yepyeni dünyaya gelmiş gibi hisseden evet. Danışanım var. Evet, hep öyle oluyor. Keyifli oluyor. Çok güzel. Ve şimdi eğitimlere de başladım. İnşallah daha kolaylıkla, daha leşeyle amin. Bir sürü insana farkındalık yaratmam için neler amin. Mümkün. Amin. Gerçekten daha fazla kişiye dokunun. Evet, dokunabilmem evet. için. Evet, neden tercih ettiniz desem? Access'i neden tercih ettim? Her şeyden önce çok kolay çalışması hı-hı. var. Çok keyifli çalışması var. Çalışma anında kişiyle eğer kişi sizle sohbet edebiliyorsa, bir şeyleri söyleyebiliyorsa ya da blokajıyla ya da sorunuyla ilgili diyeyim konuşabiliyorsa anında onu dönüştürme imkanınız var. Ve bunu konuşarak keyifle yapma. Yeri geliyor mesela bir danışanımla çalışırken kahkahalar atarak çalıştık. Dedi ki Rana Hanım bir şey oluyor tutamıyorum kendimi. Nasıl gülüyor anlatamam evet, size. Bu bir yerde bir şeylerin çözülmeye başlaması, evet. dönüşmeye başlaması. Ve o keyifli, o eğlenceli ortamdaki aksesi çok daha keyifli almaya başladı bedenine. Hani ağlamak da vardı ama neşe enerjisiyle bunun çok daha çabuk çözümlendiğini, dönüştüğünü gördüm ben. Ve onun için Access'i tercih ettim. Access'e hı. daha yoğunluk vermeye başladım. Hı hı. Hem terapi olarak hem eğitimler olarak. Hı hı. Elimden geldiğince bakalım kimlere farkındalık yaratacağım, evet. bakalım kimler bana farkındalık evet, yaratacak. Değil mi? Katkı çalışıyoruz. Katkı olacak. Çift yönlü. Evet, katkı olacak. Bir de güzel olacak. Bir şey bu çift yönlü oluşumdaki evet, evet, güzellik. Evet. Siz dokunurken size de işliyor oluşum. Bana da işliyor. Bir de eğer ki hani ben kendimde de zaten bir şeyleri temizliyorsam, gerçek temizliyorsam, evet. benimle beraber o 350 bin kişinin de çözülmesi, evet, evet. Çözülmesi muazzam bir şey. Evet, değil mi? Gerçekten. Muazzam. Yani bir sürü insana hediye olabiliyorsunuz. Evet, evet. Kendinize olduğunuz gibi başkalarına evet. da hediye olabiliyorsunuz. Evet, çok güzel. Ve Access onun için çok keyifli. Evet, beni çok neşelendiriyor. Siz giftinglere geliyor musunuz? Bir de bizim böyle giftinglerimiz var. Giftinglere bir kere katıldım evet. size. Daha sonra zamanım olmadı. Burada değildim, evet, denk gelmedi. Evet. Ama aynı şekilde tekrar katılmayı seçiyorum. Ben de yapmak istiyorum. Evet. Yani gerçekten danışanlarımla veya eğitimleri alan kişilerle evet. böyle bir ortam hazırladığınızda her çarşamba. Siz çarşamba yani ben de belki yaparım eğer öyle bir programımız çok güzel varsa. Tabii gerçekten ki. Bir sürü kişi ya da aksesi almayan kişileri bile davet ettiğinizde tabii. bu eğitimi alan kişilere belki çok cüzi de olsa bir katkı olarak bunu da yapabiliriz. Hiç tabii, çok yani güzel bunun olur. Olması için neler evet, mümkün. Evet. Bunu ayarlamaya çalışıyorum evet, şu anda. Çok güzel. Bunu da keyifli olmasını diliyorum. Amin. Bunu seçtim çünkü. Evet. Ve bu aksesin yolunda ilerlemeyi seçtim. Çok güzel. Geriyle tanışmayı seçtim, değiline tanışmayı evet. seçtim. Ve siz nasıl güzel yerlerdesiniz, bir şeyleri hani bana eğitmenim olarak her şeyi verdiniz. Ben de onları öğrenmeyi seçiyorum. Bundan daha iyi nasıl bundan olur? Hep daha beraber nasıl olur? Yürüyoruz bu yolda evet, zaten. Evet. Bundan İnşallah daha iyi nasıl olur? Nasıl olur? Daha kolaylıkla, neşeyle, ihtişamla. Aynen, aynen. Peki özel yaşantınızı Access etkiledi mi? Özel yaşantımı şu şekilde etkiledi.
Özel yaşantımda sadece ben eğitimler üzerine odaklandığım için tabii ki çalışmalarımda çok daha farklı boyutlara ulaştım. Daha güzel yerlere gelmeye başladım. Çocuğuma çok güzel dokundu Akses. Anneme çok güzel dokundu. Ay ne güzel. Özel yaşantım olarak yani onlarla ilgili çok güzel deneyimler, değişimler yaşadım. Annemi Akses'i yaptığım zaman, beden prosesleriyle beraber yaptığım zaman annem kendisini çok farklı hissetti. Bana iyi geliyor kızım bu dedi. Evet sana iyi geliyor anne dedim. Evet, çok güzel. Ve yapmaya devam ettim. Yapın gerçekten. Yapıyorum. O iyi hissettikçe ben daha mutlu oluyorum. Evet. Oğlum başta çok sıcak bakmıyordu. Yani benim yaptığım işe de hiçbir zaman karşı çıkmadı. Ama tabii ki daha bir sol beyin olarak düşünüyor bakış diyeyim. Bakış açısı vardı. Öyle bir bakış açısı vardı. Fakat Akses olarak ilk ona terapiyi yaptığımda, ilk eğitimi aldığımda, sizden aldığım eğitimde, yani o üçüncü eğitim bittikten sonra ilk ona yaptığımda uyudu, uyandı. Anne benim başımın içi boşaldı sanki dedi. Ne güzel dedi. Bundan daha iyi nasıl olur? Oradaki belki onu sıkan, ona farklı düşünceler yaratan bakış açıları temizlenmişti. Bu da bana iyi hissettirdi. Çocuğuma bile dokunabilmek. Ona devam şeyleri... ediyor musunuz? Ediyorum, çalışmaya? Ediyorum ona çalışmaya. Memnun mu şimdi? Memnun şu anda. Keyifli geldiği için devam ediyorum. Çok güzel. Onun da hayatına çok güzel dokundu Akses çünkü. Çok güzel. Çünkü zihinlerimiz... Eskiden ben ilkokula giderken annem bana derdi ki evladım Allah zihin açıklığı versin. Evet. Öyle uğurlardı. Evet. Ve şimdi farkındayım ki gerçekten zihin açıklığı çok önemli. Çok önemli. Ve Akses Bars zaten hemen bunu sağlıyor bize. Sağlıyor. O zihnin, o düşünen, bla 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 yapan, konuşan zihnimiz susuyor. Susuyor. O zihnimiz de rahatlıyor. Açıklık yaratıyor değil mi? Bakış açısı daha farklı oluyor. Daha keyifli oluyorsunuz. Evet. Hep daha kolay, daha neşe, kolay. Neşe giriyor her şeyden hayatınıza. Önce neşe çok güzel. Ve sizin de topluma karşı bakış açınız, bakış açınız değişiyor. Evet. Yani düşünceleriniz ya da o bakış açılarınızda her şeyden önce arada mesela tabii ki dünya sağlıkta yaşadığımız için benim öfkelerim oluyordu. O öfkelerim kalmadı. Aa. Yani o gerçekten hiçbir öfkem yok artık. Hiçbir şeye hani öfkelenerek bakmıyorum. Bundan daha iyi bundan nasıl? Bundan daha iyi nasıl olur? Öfke biliyoruz ki çeldirici implant. Implant. Evet. Onları bayağı temizlemişsiniz. Çok temizledim. Çok güzel. Yani ufacık bir şey. Daha doğrusu kişilerin haklarına saygısızca davranışta bulunan her şey beni çileden çıkartıyordu. Evet. Şu anda çileden çıkartmıyor. Keyifle alıp kabul ediyorum ve serbest bırakıyorum. Çok güzel. İzin veriyorsunuz. İzin veriyorum artık. Her şeye izin veriyorum. Çünkü buna ne kadar çok öfke enerjisini yaratırsam daha fazla aynı şeyleri yaşadığımı gördüm. Şimdi serbest bırakıyorum. Yani kabul edip izin verip geçmesine izin verdikten sonra öfke enerjimin tamamen bittiğini ve dönüştüğünü farkına vardım. Kendimle de çok çalışıyorum. Tabii. Hepimizin bir yerlerde hala temizlenmesi gerekiyor. Önce kendimiz, kendimizi tabii temizlediğimizde zaten evet, gerçekten eğer herhangi bir şeyi dönüştürdüğümde biliyorum ki hani o şey cümle çok hoşuma gitti benim. Bir kendinizde bir şeyi tamamen temizlediğinizde 350 bin kişi evet, temizleniyor evet, diyor ya. Evet. Nasıl bir hediye dünyaya bu. Evet ben hani ben orada önce kendim dediğimde bir sürü kendi içimde temizlenmiş şeylerde bir sürü insanın da dönüştüğünü hissettiğimde bu beni çok iyi evet, hissettiriyor. Evet çok hoş. Keyifli hissettiriyor çok ve hoş. Daha çok neşeleniyorum. Evet. Daha çok evet, neşeleniyorum. Evet. Ve gözleriniz daha çok parlıyor. Daha çok parlıyor. Evet. Yani iyi hissettiriyor. Çok güzel. Harika. Yani Akses'i elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Bugün çok güzel bir mesaj aldım Kıbrıs'taki eğitime katılan bayandan. Rana Hanım dedi, dün ilk defa dedi, şey yaptım dedi, birisine uyguladım Akses'i dedi ve çok iyi hissetmiş. Ben de çok iyi hissettim dedi. O kadar iyi geldi ki ne bana güzel dedi.
Artık dedi ben bunu dedi uygulayıcı olarak yapmayı seçiyorum dedi. Bir sürü insana dedi katkı olmak istiyorum. Bu insanların sizi bulması için neler mümkün dedim. Evet, gerçekten keyifli olması ve onda bu farkındalığın olması çok mutlu hissettirdi kendimi. Çok güzel. İyi hissettirdi. İyi ki bunu seçmişim dedim. Evet. Size başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Kolaylık diliyorum. Teşekkür ediyorum. İhtişam diliyorum Rana Hanım. Sağ olun. Seçimlerinizi. Seçimlerimde mesela bir şey daha söyleyeyim. Lütfen. Bu Access'le çalıştıktan sonra oğlum benim ODTÜ mezunu. 9-10 ay kadar bir bekleme süremiz oldu. Daha doğrusu iş konusuyla ilgili. Onu çok üzdü. Beni de üzdü tabii ki. Yani çocuk emek vermiş, güzel bir okulu bitirmiş. O zannettik hemen böyle kapılar ardına kadar açılacak. Ama bu zorluk onu çok sıkıntıya soktu. Ben çalıştım. Siz çalıştınız biliyorsunuz. Evet. Ve bir hafta sonra işe başladı. İşte bu. Ve bundan daha iyi nasıl olur i̇şte dedim. İşte bu. Bunu söylediğinizde çok teşekkür ediyorum. Bana ne dedi biliyor musunuz? Anne dedi. Hani sen dedi bana bir şey söylemiştin ya dedi. Ben iş görüşmesine giderken otobüste sürekli bundan daha iyi nasıl olur? Bu. Bunun için başka neler mümkün dedim dedi. Tamam. Ve kapıları açılıp işe başladı. Tamam. İnanın Canan Hanım 3-4 akşam sonra yani işe başladıktan 15-20 gün sonra bir arkadaşıyla görüşüyordu telefonunda. Ben de odama geçiyorum. Odada arkadaşına diyor ki annem bana bir şey öğretti diyor. Sen de onu söyle diyor. Bundan daha iyi nasıl olur? Bunun için başka neler mümkün? O kadar mutlu oldum ki. İnanın çok keyifli hissettirdi. Vallahi, oğlumun bile bunu kabul etmesi çok keyifli hissettirdi. Evet. Onun için diyorum ki bundan daha iyi nasıl bundan olur? Bunun için başka neler olur? Mümkün? Evlatlarımız, memleketimiz, dünyamız, evet, hepimiz evet, bundan daha iyi nasıl için olur? Farkında gerçekten. Güzel bir ülkede. En güzel şekilde, amin. Keyifle yaşamamız bundan için. Bundan daha iyi nasıl olur diyelim. Amin. Öyle. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür geldiğiniz ediyorum. Için. Sağ olun. Başarılarınız hep devamlı hepimizin, olsun. Hepimizin inşallah. El ele diliyorum ki bir sürü insana katkı olalım. Hepimiz öyle. Keyifli çok olsun teşekkürler. Bu. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, işte görüyorsunuz Access dokunduğu her şeye böyle bir sihir yaratıyor. Çünkü o sihir zaten sizsiniz, biziz, kendimiziz. Evet, bir Yaşamak Sanattır programını daha burada sonlandırıyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, esen kalın.